Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu optik olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan çalışma defteri fizik 10, yani 10. sınıf fizik optik ünitesi 7. sayı testi olacak sevgili arkadaşlar. Boşluk doldurmayı çözüyoruz. Daha önce eşleştirmeyi de çözmüştük. Eşleştirme 1 ve 2. Arkadaşlar, bu çalışma defterini ben çok beğeniyorum ve aynı zamanda tüm kitabın tamamını konu anlatımını çözüyorum ve sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Tamamını görmek isteyen arkadaşlar buradaki oynatma listesine tıklayabilir. Bu oynatma listesinde tüm kitabın arkadaşlar tüm sayıları sırasıyla konu anlatımı olarak mevcuttur. Aynı zamanda sizlere dağıtılmış olan tekrar testleri var biliyorsunuz. Ve aynı zamanda kazanım kavrama testleri var ki bu kazanım kavramalar 2022-23'te güncellendi biliyorsunuz. En güncel halleriyle birlikte arkadaşlar yine buraya linklerini koyacağım. Buradan da linklerini de bulabilirsiniz. Tüm kitapların tamamı. Burada i harfi çıkıyor ya arkadaşlar, o i harfine basınca zaten bu oynatma listelerinin linkleri görünecektir. Tabii sevgili arkadaşlar, kanalımız matematik kanalı olduğu için bu bahsettiğim tüm kitapların ve fazlasının da konu anlatımlı çözümleri matematik için OGM materyal soru havuzu da dahil arkadaşlar kanalımda mevcuttur. Buraya yine linklerini koymaya çalışırım ben. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için arkadaşlar. Ben de soruları anlatırken konu anlatımlarına yer vermeye çalışacağım. Zaten belli. Defterde de var, kitapta da var cevap anahtarları ama belki satır aralarında ekstra şeyler söylerim diye çekiyorum bu videoyu. Birinci soruyu okuyalım. Şuradan seçeceğimiz uygun kelimeleri koymaya çalışacağız. Çukur aynalar ışığı odaklayan. Nasıl? Bak burada arkadaşlar ışınlar geliyor, yansıyor. Yansıyor, hep odaklıyor. Bir odakta topluyor. Paralel gelenler hep odakta. Oysa odaklayan virgül tümsek aynalar ise ışığı dağıtan aynalardır. Çukur toplar, tümsek dağıtır. Değil mi? Bak hop geldiğinde dağıtır, dağıtır, dağıtır arkadaşlar. 2. Küresel aynalarda odak mesafesi aynanın neyi yarısı kadardır arkadaşlar? Eğrilik yarı çapının. Eğrilik yarı çapının. O da nasıl bir şeydi? Hop. Küresel aynalarda. Şurası F noktasıysa şurası merkez noktadır ki yarı çaptır arkadaşlar bu. Bak burası F kadar, burası F kadar olunca F 2F şeklinde olur. 2 katı kadar olur. 3. Aynalarda gelen ışığın nokta noktası yansıma şeklini etkilemez. Neyi etkilemez arkadaşlar? Rengi tabii. Rengi değiştirmez. Biz biliyorsunuz bak küresel aynalar, küreselciler de öyle. Renk, din, dil, ırk ayrımı yok arkadaşlar bizde. Gelen ışık hepsi de hoş gelmiş. Rengi ne olduğu fark etmez. Aynı şekilde yansır. Yansıma kanunlarına göre yansır yani. 4. Yansıma kanunlarına göre gelen ışığın nokta nokta ve yansıyan ışığın aynı düzlemdedir. Arkadaşlar aynı düzlem dediği düzlem ne biliyor musunuz? Bak kağıdın şu yüzeyi, şu yüzey, masanın yüzeyi, onlara biz düzlem deriz. Gelen ışın, yansıyan ışın ve arkadaşlar normal. Çiziyoruz yani normal. Hop şöyle bir ayna yaptık. Şuraya geldi. Yansımasını bulmak için normali çiziyoruz. İşte bakın aynı yansıyan ışın, gelen ışın, yansıyan ışın ve normal arkadaşlar. Hepsi bir düzlemdedir. Normal böyle çizilmez. Gelen ışın şöyle olursa yansıması da arkadaşlar aynı düzlemde olur. Güzel, 5 ile devam edelim o zaman. Aynalar düz ve nokta nokta olmak üzere ikiye ayrılır. Tabii ki küresel. Değil mi arkadaşlar? Düz aynalar ve küresel aynalar. Küreseller de kendi içinde çukur ve tümsek olarak ayrılıyor. 6 numara. Cisimler nokta nokta yansıma sonucunda görülürler. Dağınık yansıma arkadaşlar. Şimdi bunun detayı da yine hatırlıyor muyum da sana göstereceğim. Çok da güzel illüstrasyon yapılmış. 3. maddeyi okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Dağınık yansımada cisimler görünür hale alıyorlar. Güzel. 7 numara. Düzlem aynalarda görüntü boyu ile cisim boyu nokta noktadır. Aynı büyüklüktedir. Aynı büyüklüktedir. Hop. Düzlem ayna. Cismi koydum buraya. Aynısı olur ki. Bunun nerede yaptık arkadaşlar? Eşleştirme. Bir de zaten konuşmuştuk. Aynı boyda olurlar. Hem sanal olur hem de aynı boyda olur. 8'e geldim bakalım 8 ne diyor? Yansıyan ışınların kendilerinin ki bak yansıyan ışınların kendilerinin kesişmesi sonucunda oluşan görüntüye
gerçek görüntü denir arkadaşlar. Bak burada şu nokta geldi mesela düzlem aynada. Yansıması buraya doğru olur değil mi? Oysa bunun uzantısılarının kesiştiği nokta işte sanal oluşturur. Çukurda da sevgili arkadaşlar, çukur aynada mesela gönderdim geldi. Gönderdim geldi. Bak burada ışınların şuradaki cisim burada yansıyor ise yansıyan ışınların kesişmesi görüntü oluşturuyor. İşte bu gerçektir. Aynanın arkasında gerçekleşince de sanaldır arkadaşlar. Aynanın arkasında gerçekleşmesinin sebebi yansımaların doğrultularının alınmasıdır. Yansıyan ön yerde olur, gerçek görüntü oluşturur. Ancak ya, uzantılarını çizersek aynanın arka tarafına düşer, o da sanal olur. 9. Yansıyan ışınların uzantılarının kesişmesi sonucu oluşan görüntüye az önce dil döktük. Sanal görüntü. Zahiri de deniyor arkadaşlar. Çok eski bir Türkçe bu zahiri. Tamam, zahiri de denir. Sanal. Sen hatta şimdi yeni imaginary de diyebilirsin yani. Tamam mı? Imaginary. 10. hatta matematikte öğrendin ya imaginary sanal sayılar. Karmaşık sayılar var ya. Aynı kelime yani. 10 numara. Düzlem aynaya bakan gözlemcinin aynada görebildiği alana görüş alanı denir. Yine eşleştirme 2'ye gönderiyorum. Bol bol görüş alanı testi çözdük değil mi orada arkadaşlar? Harika. Geldik 11'e. 11 ne demiş bakalım? İç yüzeyi yansıcı yüzey olarak kullanılan küresel aynalara çukur ayna denir. Evet bak iç yüzeyi. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Burası yansıtıcı olursa çukurdur. Eğer burası yansıtıcı olursa da tümsek aynadır. Öyle bir soru gelirse de onu da tümsek yaparız. 12 numara. Ne demiş şimdi bakalım? Asal eksene paralel gönderen ışınların yansımalarının ya da odaklıklarının asal eksen üzerinde toplandığı noktaya aynanın odak noktası denir. Zaten sevgili arkadaşlar, sen bir ayna üretince, tamam mı? Odak noktası burası olsun demezsin. Bakarsın bütün ışınlar nerede kesişiyor? Aha burada. İşte o zaman dersin ki burası odak noktasıdır. Konu kapanmıştır. Tamam? Odak noktasının bulunuşu zaten böyledir. 13 numara. Tümsek aynalarda oluşan görüntü daima sanal. Ki bunu yine eşleştirme 1'de çözdük ve ben sana şeyler gönderdim. Ama sadece bu teste bakan arkadaşlara da vereyim arkadaşlar. Şöyle 3-5 saniye tutayım ekranda. Bak özet yapmışım burada. Çukur aynadaki görüntüler, hop, tümsekteki görüntüler. Bunu bir böyle durdurup buradan da kendine bir özet çıkartabilirsin. Burada da bir kamu hizmeti yapmış olayım sana. Daima sanal ve düzdür arkadaşlar. Görüntünün boyu cismin boyundan nedir? Küçüktür. Az önceki gösterdiğim özette zaten bundan da bahsediyorum. 14 numara. Der ki ne? Çukur aynada herhangi bir doğrultuda birbirlerine paralel gelen ışınlar odak dikmesi üzerinde bir noktada toplanır. Bu noktaya yardımcı odak denir arkadaşlar. Şimdi o da şöyle bir şeydir. Onu da hızlı, hani onu şuradan göstereyim ya, çok güzel. Hatırlıyorum ya, da zaten çok güzel anlatmış, onu oradan göstereyim sana. Neredeydi o? Çok çok güzel hem de yani. Aha da burada işte. Çukurda da var, tümsekte de var arkadaşlar. Bak 15 numara geliyor. Uzantılarını alıyoruz arkadaşlar. Uzattığımızda orada kesişen nokta. Ha bu şey tümseğinkiymiş. 12 numara da çukurunki arkadaşlar. Uzatıyorum, uzatıyorum, alıyorum. Merkezden de çiziyorum arkadaşlar. Sonra odaktan bir dik çıkıyorum. Tam burada kesişen nokta şu F üssü yardımcı odak noktası oluyor arkadaşlar. Evet, harika. Buna da yardımcı dedik. Testi bitirdik. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.